Çünkü müthiş bir gurur ve enaniyet meydana gelir Allah korkusu olmadığında. Evet. Yani nefiste firavunluk meydana gelir. Firavun ruhu gelişir. Nemrudane bir ruh gelişir. Nemrudane ruh gelişirken kendi haklılığını da geliştirir firavunluk ruhu. Mesela Firavun Hazreti Musa'ya karşı tavır alırken kendince haklı olduğunu düşündüğü noktaları geliştiriyor. Evet. Yani öyle sıfır mantıksız tabii gibi görmüyor kendini. Mesela diyor ki sen diyor hükümran olmak istiyorsun benim devletime diyor. Milletime hükümran olmak istiyorsun. Ona dair delil görüyor. Çünkü diyor bir inançla çıktığına göre bu inancı ben kabul edersem, tebaam da kabul ederse, sen de peygamber olduğuna göre senin emrine biz gireceğiz diyor. Dolayısıyla senin amacın benim devletimi elimden almak diyor. Hazreti Musa da ben seni dine davet ediyorum diyor. Yani dünya geçersizliğini anlatıyorum diyor. Ama Firavun'a göre o kendi haklı. Yani mantıken. Mesela Hazreti Musa mucize göstertiyor. Farz edelim atıyor yılanı. Evet. Asasını atıyor. Yılan haline geliyor. Hipnozdan elde ettim bunu diyor. Evet. Veyahut diyor bir teknik düzenek yaptın diyor. Ondan elde ediyorsun diyor. Zaten onlar da yapıyorlar. Civalı yılana benzeyen bir sistem kuruyor. Onlar da atıyorlar. O da böyle civalı olduğu için hareket ediyor gibi görünüyor. Yani görünüyor diyor. Öyle hareket ediyor. Evet. Ama nitekim Hazreti Musa'nın attığı asa yılana dönüşüp onların sahte uydurma olan yılan görünümünün tertibatlarını yutunca adamların söyleyeceği bir söz kalmıyor. Firavun her şeyine şüpheleniyor. Mesela bit belası oluyor. Diyor ki bit zaten her zaman gelir diyor bize diyor. Tevil ediyor. Tevil ediyor. Evet. Mesela kurbağa istilası oluyor. Zaman zaman zaten oluyor diyor. Yani evet. Bu senin alakası yok diyor. Evet. Hepsine böyle dünyevi çözümler meydana getiriyor kendi kafasınca. Ama Firavun'a sorursan o tabii çok akıllı olduğu kanaatinde. Tabii. Yani onu bilimle, sosyal bilimlerle, efendim biyoloji bilimine çözdüğüne kane. Evet, yani bu mucize değil diyor. Tabii, hep mantığa oturuyor. Hepsini mantıktan oturtuyor. Yani Kur'an gözüyle, hikmet gözüyle, Tevrat'ın gözüyle bakmıyor o anda. Tabii. O kendine göre mutlaka haklı olduğunu düşünüyor. Onun için Allah korkusu olmadığında şahısta yani sırf boş bir mantıksızlık olmaz. Evet. O kendine göre bir mantık bulur. Tabii. Yani kinine, nefretine, öfkesine mutlaka bir kılıf bulacaktır. Evet. Ancak Allah korkusunda insan ona doğru hakemlik yapabilir. Mesela Allah korkusunda insan diyor ki, ya sen burada diyor, haksızsın diyor. Ama Allah korkusu olmadığında haksız olduğu yeri görmek istemez şahıs. Sadece kendince haklı olduğu yeri görmeye çalışır. Ama Allah korkusunda haklı, haksız iki tarafı da görür. Yani kendi lehine olanı da kendi aleyhine olan kısmı da görür. Kendi aleyhine olan yer eğer doğruysa Allah rızası için onu kabul eder. Tabii ki. İnşallah. Kendini haklı gördüğü yer olmasına rağmen hak olan yeri kabul eder Allah korkusuna rağmen. Ama Allah korkusu olmadın mı zübbelik devreye girer. Yani her devirde zübbe ruh olmuştur. Mesela Firavun da klasik zübbedir. Evet, evet. Yani kendini çok ultra modern zannediyor. O devrin entelektüeli, en aydını, en kültürlüsü, en klasik yeneni, en güzel arabalara sahip olanı olarak düşünüyordu. Ve Müslümanları da kale almıyordu kendi kafasınca. Evet. O bunu yaparken de halkın rızasını çok önemli görüyordu. Yani halk ne der? Zaten bir şey olduğunda, mesela Hazreti Musa bir şey söylüyor. Duyuyor musunuz diyor. Duyulmaz olur mu? Tabii. Bağırarak konuşuyor evet, zaten. Tabii. Nasıl duyulmaz tabii yani? Ki, tabii. Niçin? Çünkü halkın görüşü onun için çok önemli. Tabii. Onlara sükse yapma. Evet, sırf zübbelik için onu söylüyor. Prestijini pekiştirmek için. Prestijini zübbelik için. Mesela Hazreti Musa tebliğ yapıyor. Siz ne dersiniz diyor adamlara. Evet, evet. Ulan Hanzu, o halka mı anlatıyor, sana anlatıyor orada. Tabii ki. Değil mi? Halka da anlatıyor ama sana anlatıyor özellikle. Evet. Halkın görüşünü sen ne yapıyorsun? Sen bırak halkın görüşünü. Değil mi? Sen sorumlusun Allah'ın hükümleriyle, sen muhatap oluyorsun. Evet. Cevap verecek olan sensin. Allah korkusu olmadığı için, halkın rızasını esas aldığı için halka göre cevap vermek istiyor. Onlar ne derse ona göre hareket ediyor. Mesela onlar onu tahrik ediyorlar. Önce birdenbire kudurmuyor Firavun. Halk onu kudurtuyor. Ondan sonra Hazreti Musa'ya karşı saldırganlaşıyor. Evet, evet. Önce sakin. Evet. Önce demokrat bir tavır koyuyor. Ama etrafındakileri sorduğunda onlar onu galeyana getirince onu kuduruyor Firavun. Evet. O halkın rızasına göre hareket ediyor. İnsanlarda bu çok yaygındır. Allah korkusu olmadığında insanlarda halkın rızası esas olur. Evet. Halk ne der? İnsanlar ne der? Özellikle kendilerince seçkin gördükleri kişilerin ne dediğine çok önem verir küfür. Kur'an'da buna çok dikkat çekilir.
halkın ileri gelenleri diyor. Şımarı şımarmış, zengin yani sosyetenin en ileri kesimi o devirde ve seçkinler. Hep onlar Müslümanlara karşı tavır alanlar hep tarih içerisinde onlar olmuş gerçekten. Yani tabii onların da iyileri var işlerinde ama ahlaksızları da var. Fakat güç sahibi oluyorlar. Kur'an onlara dikkat çekmiş. Mesela Firavun'da aynı şeyi görüyoruz, diğerlerinde aynı şeyi görüyoruz. Hepsi halkın ne dediğine çok önem veriyorlar. Halkı, hakkın ne dediğine, Allah'ın ne dediğine önem vermiyorlar. Ve kendilerini mutlaka haklı görüyorlar. Kendi kafalarına göre. O Firavun kafasında insan kendinin mutlaka haklı olduğuna dair delili arar bulabilir. Yani eğer Allah'tan korkmuyorsa. Mesela Firavun'da da aynı. Sen diyorlar puttum mesela durduk yere. Evet. Bunu yaptın diyorlar. Değil mi putta? Hazreti İbrahim de diyor putların konumunu anlatıyor. Yani o zaman gidin onlara sorun diyor. Evet. Onlar yapmıştır diyor. Evet. Ama o toplum baskısından dolayı adamlar açıkça evet haklısın diyemiyorlar. Ama ayet diyor ki içlerinden tasdik ettiler diyor. Evet. Yani kalben kabul ediyorlar. Evet. Ama zahiren kabul etmiyorlar. Evet. Onun için Firavun ruhunda Allah canlarını almadıktan sonra, kalpleri parçalanmadıktan sonra ikna olmazlar diyor Allah. Evet. Yani o kadar azgın ve o kadar şiddetli oluyorlar. Ancak Allah canlarını aldığında, kalpleri parçalandığında, tamamen mahvedildiklerinde vazgeçiyorlar. Evet. Bu Allah korkusunun olmamasından oluyor. Allah korkusu olduğunda böyle bir durum olmaz. Evet.